Asil Kataforiz Stüdyo Feneri sunar. Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programından herkese merhaba. İrfan Yirmeş'le tekrar beraberiz. Evet İrfan, 2015-2016 sezonu Vitor Pereira ile başlamıştı ve daha sonra da Pereira'ya yollar ayrıldı. Erol Bulut'un ayrılışından sonra yaklaşık 134 gün sonra da Pereira yeniden açıklandı. Hem baktığımız zaman Sayın Başkan Ali Koç'un ikinci dönemi olacak bu sezon, hem de Vitor Pereira'nın ikinci dönemi. Neler söylemek istersin Pereira ile ilgili? Aslında sürpriz bir tercih oldu. Yani şimdi kimse beklemiyordu. İlk açıklandığı zaman zaten hem camiada biraz tepkiyle de karşılandı bu isim. Basın mensuplarında yönetimin tabiriyle ters köşe yaptı ama şunu söyleyeyim. Aslında biz ters köşe olmak değil, aslında biz de şaşırdık. Ben açık söyleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç'un Bielsa kalibresinde bir teknik adam dedikten sonra Vitor Pereira ile ilgili eğer bir bilgi olmuş olsaydı açıkçası şöyle söyleyeyim, biraz tereddütle yaklaşırdım ve bunu yazmazdım da gazeteme. Çünkü kalibreyi çok yükseltmişti Sayın Başkan Ali Koç ifadesine, Bielsa kalibresinde demişti. Tabii ve Vitor Pereira ismi açıklandığı zaman da zaten gerek camiadan, yani bizim için de büyük bir sürpriz oldu, gerek camiadan da ise de tepkiyle karşılandı, bunu söyleyebilirim. Ama artık bu tercih yapıldı. Bu noktadan sonra da artık bu kararın arkasında durmak ve Vitor Pereira'ya yönetimin ve gerekse camianın taraftarının destek olması gerekiyor. Şu anda Vitor Pereira'nın tabii baktığımız zaman 2015-2016 sezonunda oldukça güçlü bir kadro vardı elinde. Yani şimdi kadroyu sayarsak işte defansta, savunmada Gökhan Gönül, Caner, işte sağ stoperde Bruno Alves, Kayer, onun hemen yedeği Kartlaya Çiçek Cumhuriyeti'ni takip. Orta sahaya geldiğimiz zaman Ozan Tufan vardı, o yedekte yer alıyordu düşün. Mehmet Topal, Josef Meireles. İşte ondan sonra Diogo Ribas ikinci sezonunda geldi. Kanatlardan Nani, işte Van Persie, Volkan Şen, işte Musa Sow gibi bir çok güçlü bir kadro vardı elinde ve bu kadroyla ikinci olmuştu. Aslında bu kadroyu da oynattı. Yani daha çok tabii baktığım zaman o sezon yani ne kadar çok fazla gol pozisyonuna giren işte ve az gol pozisyonu veren bir takım olmasına rağmen aslında oynattığı futbol nedeniyle eleştiriliyordu. Çünkü defansif daha çok savunma ağırlıklı bir futbol oynattığı yönünde eleştiriliyordu Vitor Pereira. Zaten Vitor Pereira'nın önceliği de yani o sağlam bir defans yapmak, savunma yapmak, daha sonra geçiş hücumlarıyla hızlı hücumlara çıkıp gol bulmaktı. Tabii bu şu anki mevcut kadroda yani ne kadar bunu başarabilecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Aslında tabii Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1800 kötü giden bir 1860 Münih macerası var. Orada 1860 Münih'te kısa süren bir kariyerin ardından yollara ayrılmıştı. 1860 Münih küme düşmüştü. Ardından ise Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı Vitor Pereira. Ben geçen süre tabii uzun bir süre geçti. Mutlaka bir artık da daha fazla tecrübe kazanmıştır ve hatalarından da ben ders aldığını düşünüyorum. Ders almıştır diye düşünüyorum ve ben başarılı olacağımı umuyorum aslında. Çünkü sayın yöneticilerim ve sayın başkan da dile getirdiği gibi bu sezon Fenerbahçe için çok önemli. Mutlaka ama mutlaka şampiyonluk olmak zorunda. Ama şu var, gerek açıklanış şekli, gerek Vitor Pereira açıklanış şekli doğrusunda Vitor Pereira büyük bir baskıyla başlayacak sezona. Tabii bu baskı da bu baskının aslında yönetimin gerek bir iletişim kanallarıyla, yani bunu güzel bir şekilde iletişimimizi sağlayarak bu baskı üzerinden biraz daha alması gerektiğini düşünüyorum Vitor Pereira'nın. Çünkü bu sezon çok, yani mutlak şampiyonluğu olmak zorunda Fenerbahçe. O nedenle de Vitor Pereira'nın üzerinde büyük bir baskı var. Şimdi tabii baktığımız zaman 62 maça çıkmış o dönemde. 38 galibiyet, 15 beraberlik, 9'da mağlubiyeti var. Onu söylememiz lazım. Son 10 yılın teknik direktörler puanlamasına baktığımız zaman en yüksek puan anlamında, tabi Emre Belezoğlu'nun biraz daha yüksek gözüküyor 10 maça çıktığından dolayı, 2.30 gözüküyor. İsmail Kartal'ın 46 maçta 2.17 gözüküyor. Victor Pereira'nın da 61 maçta
2.07 puan ortalaması yakaladığını görüyoruz. Yani aslında başarılı bir sezon geçirdiğini görüyoruz Pereira'nın. Tabii şimdi en önemli şey, bence en önemli şeylerden bir tanesi, Pereira'nın ilk geldiği tarihten itibaren şu anki tarihe kadarki süreç içerisinde çok fazla bir değişim gösterdiğini, köprünün altından çok fazla sular aktığını da söylememizde fayda var. Onu da belirtelim. Tabii ki bir risk oluşturur mu? Zaman içerisinde bunu gözükecek. Çünkü Başkan Ali Koç hakikaten bu anlamda bir risk almış olabilir. Tabii bu sezon en önemli etkenlerinden bir tanesi de tribünlerde yaklaşık %50'ye yakın bir taraftarın olacak olması. Yani Saraçoğlu'nda 20 bin üzerinde bir taraftar desteği olacak. İlk 6 veya 8 hafta çok çok önemli Fenerbahçe açısından, Pereira açısından. Eğer bu haftaları kayıpsız atlatırsa Pereira dönemindeki Fenerbahçe, o zaman o taraftar desteğiyle beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda iyi bir ivme yakalayacağını tahmin ediyorum. Tabii ki kafalarda soru işaretleri vardı. O geldiği dönemde, ilk geldiği dönemde Caner'le ve Ozan'la yaşamış olduğu bazı sıkıntılar vardı. Onlarla ilgili neler söylersin? Sonra bir şey eklemek istiyorum Akın abi, onlar geçmeden önce. Şunu belirteyim. Şimdi Vitor Pereira'ya tabii yani ikinci seçenek olarak ortaya çıkması, yani birçok teknik adamla Fenerbahçe görüştü. Ve artık son tercih denilmesini istemiyor yönetim ama bu son tercihti aslında Vitor Pereira. Ve Vitor Pereira son tercih olduğu için biraz tabii tepkilere de maruz kaldı. Yani bu tercih nedeniyle yönetim çok büyük bir tepkiyle karşılaştı. Birçok isimle görüştü Fenerbahçe. Tabii önemli teknik adamlarla görüştü. Eğer Vitor Pereira ismi belki de Sayın Başkan dediği gibi kongrenin hemen ardından pazartesi günü açıklansa şu anda yaşanan tartışmanın büyük bir bölümü belki de yaşanmıyor olacaktı. Burada bir bence iletişim hatası yapıldığını düşünüyorum. Ama şu da var, dediğim gibi son tercih olarak Vitor Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Çünkü Aralık ayından beri boşta olan bir teknik alandan bahsediyoruz. Eğer ilk tercih olmuş olsaydı zaten Fenerbahçe çoktan onunla anlaşıp Fenerbahçe'nin başına getirmiş olurdu diye düşünüyorum. Tabii Caner Erkin'le bugün Caner Erkin'le şöyle söyleyeyim, bir araya geldiler. Vitor Pereira Caner Erkin'le bir araya geldi. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Zaten üzerinden 6 yıl geçmiş. Bunlar profesyonel insanlar. Yani bir iki zaten aslında Vitor Pereira'ya her ne kadar ilk geldiği dönemdeki taktiksel anlamda eleştirirsek de insani anlamda egosu sıfır olan bir teknik adam, çok fazla egosu olmayan bir insan, bunu da zaten biliyoruz. Ve Caner Erkin'de de ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ilerleyen süreçte. Ama tabii o sezonda, 2016-2017 sezonunda gerek Nani, işte yıldız oyuncularla sıkıntılar yaşamıştır. Nani, Van Persie gibi isimlerle sıkıntılar yaşamıştır. Senin dediğinde bahsettim, üzerinden 6 yıl geçmiş. Mutlaka teknik adamlık kariyerinde daha da tecrübe kazanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Çin'likinde de Oscar, işte baktığım zaman onun çalıştırdığı takımda işte Brezilyalı Oscar, işte Hulk, daha sonra Hulk, ardından ise Arnautovic gibi önemli yıldız isimlerle birlikte çalıştı. Onlarla şampiyonluğa ulaştı. Demek ki yani bu aslında yıldızlarla da bir sorun olacağını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'den. Tabii şimdi şunu da söylememiz lazım. Kamp kadrosu yavaş yavaş belli oldu. Yani yakından futbolcular, bugün topuk ailesine gidenler de belli oldu. Bazı isimleri göremiyoruz. Onlarla ilgili neler söylersin? Bu isimler kimler? Ne oldu o isimler? Nerelere gitti? Var mı bir gelişme? Gökhan Gönül'den başlamak üzere hepsi belli. Gökhan Gönül'de sözleşme uzatılmayacak. Yani opsiyonu vardı. Opsiyonu Fenerbahçe yönetimi kullanmayacak. O mevkiye bir transfer yapılması planlanıyor. Ardından şu da var. Volkan Demirel'de özel izinli olduğu için kafileyle Topkale arasında yer almadı kampanya ama o birkaç gün sonra antrenmanlara çıkacak. Onunla da devam edilmesini bekliyoruz. Yine Zeki Murat Göle ile ve Fatih Yıldız'a da devam edecek gibi gözüküyor. Ama şu da var. Futbolculardan tabii şu anda yine kalabalık bir kadroyla Topkale arasında gittiler. Orada da mutlaka o süreç içerisinde oradan da ayrılıklar olacak. Hatta Dilar mesela. Dilar şu anda takımla birlikte Topuklu Ailesi kampında yer alıyor. Ama onunla ben sezonu devam edeceğini düşünmüyorum. Onunla yollar ayrılacaktır. Ama şu da var, şunu belirtelim. Az önce Vitor Pereira'dan bahsetmiştik. Güçlü bir teknik ekibinin olduğunu görüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'de görev yaptığı zamanki iki isim zaten halen onunla beraberler. Şu anda bir tanesi Luis Muriel ve Felipe Almeida. Onlar Fenerbahçe'de görev yaptığı zaman da Vitor Pereira'nın yardımcısıydı ama iki tane daha yardımcısı var ki bir tanesi fiziksel antrenör. Bu isim Antonio Asensio
bir akademisyen aslında. Bu Fener, belki de Vito Pereira'nın bu sezon en önemli ismi olacak diye düşünüyorum ben. Bu fiziksel antrenörlüğü üzerine gelişim, fiziksel gelişim olan gelişim üzerine bir akademisyen ya doktorası olan bir üniversitede de akademisyenlik yapan, uluslararası dergilerde makaleler, bu konuda makaleleri yayınlanmış bir isim ve Çinli Vito Pereira'nın yanında yer almıştı. Yine Bruno Maura var, yine maç analizi ekibi olarak yer alıyor. Bu da ilk dönemde yer almamıştı. Yine Luis Neno Nedio da Pereira'nın ekibinde yer alan bir isim. Bu isimle Fulham'da 9 yıl altyapıda çalışmış bir isim. Ben bu ismin de yine maç analisti olarak görev yapıyor ama altyapıdan alt takıma çıkan oyuncuların oradaki gelişimiyle ilgileneceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, Vitor Pereira'nın da belirlemiş olduğu forvetler var. İstersen onlardan bahsedelim. Fenerbahçe'ye muhtemelen hangi forvetler gelecek? Ben bir Hulk ismini duydum. Tabii bu da net değil ama diğer isimlerle ilgili senden bilgi almak istiyoruz. Tabii yine Çin'de çalıştığı takımdaki Arnautović ismi. Marko Arnautović. Arnautović ismi gündemde. Tabii Fenerbahçe bu isim için kulübüyle temasa geçti ama bu isimle şöyle söyleyeyim, Bologna'da istiyor ve büyük oranda da aslında anlaşma sağlamıştı ama Vito Pereira vasıtasıyla Fenerbahçe bu ismi bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hareket ediyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hedefi o bölgeye, forvet mevkiine kaliteli bir isim katmak, o noktada yaşanan sıkıntıyı çözmek. Yine Vedat Muriç ismi halen gündemde, onu da söyleyelim. Lazio kampına dahil edecek ama sadece son kararını verecek ve Lazio'da eğer Vedat Muriç'te devam etmezse Fenerbahçe Vedat Muriç için de harekete geçecek. Çünkü Vedat Muriç tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Yine geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen ve Bonservis Sporting Lisbon'da olan Andras Porar da Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Tabi bu oyuncuyu Fenerbahçe kiralık olarak satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Bunu doğrultuda da girişimlerini sürdürüyor. Yani kaliteli bir forvet hattı oluşturmak ve o bölgeyi de yaşanan sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor yeni sezonda. Hep birlikte göreceğiz. Bir de şunu da belirtelim. Ozan Tufan'la ilgili ciddi bir girişim de var. Lyon kulübü, Lig 1 ekibi Lyon, Fenerbahçe Ozan Tufan'ı ciddi olarak istiyor. Transfer teklifinde de bulundu. Bu yaklaşık 13 milyon euro bonuslarla beraber 13 milyon euro bir teklifte bulundu Fenerbahçe'ye. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ben bir gelişme olmasını bekliyorum. Netleşebilir. Ozan Tufan da yeniden Fransa Lig 1'in yolunu tutabilir diye düşünüyorum. O bölgede eğer Ozan Tufan'da giderse ben şu anda halen yurt dışında transfer görüşmelerde bulunan ama bonservisinde olan Beşiktaş'la sözleşme sonuna eren Dorukhan Toköz ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Bunu da belirtelim. Peki. Evet, Sütü Fener programın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz ve bol bol da beğeni tuşuna basıyoruz. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.